Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Özgür Özel. Buyurun Sayın Özel. Süreniz 3 dakika. Sayın Başkan, sizi ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İlk kez riyasetinizdeki bir oturumda söz aldım. Görevinizde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Cezaevinde ziyaret etmiş olduğum birisinin yönettiği bir oturumda söz hakkını kullanıyor olmanın demokrasimiz açısından hepimizin üzerinde uzunca düşünmesi gereken ve bu parlamentoya milletin seçip yolladığı milletvekillerini çoğunluk kararlarıyla uluslararası hukuka, iç hukuka aykırı bir şekilde içeride tutanların, buna ses etmeyenlerin, meclis başkanlığı görevine geldiği günden beri kendisinden bu yöndeki beklentileri boşa çıkaranların da bu konuyu bir kez daha değerlendirmesi ve vicdanlarında bunu bir hesaplaşma olarak görmeleri gerektiğini söylüyorum. Bugün yapılan iş şu. Biraz önce Sayın Abdülhamit Gül'e de Sayın Abdullah Güler'e de tutanak altında söyledim. Bugünkü önerge doğru bir önerge. Çünkü yeni bir grup kurulmuş. Saadet Partisi'nin yeni grubuna, başkanına, başkan vekillerine başarılar diliyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz. Gelecek Partisi ile birlikte attıkları bu adımı son derece önemsiyoruz. O gruba iş düzüm ve anayasanın taahhüt ettiği temsiliyeti vermek için birer sayı arttırılıyor. Ama meselenin kendisi şu. 6 kere 6 36 eder. 10 daha 46 eder. Bugün sonucun 45 çıktığı bir hesabın içindeyiz. Çünkü bir önceki sefer kerrat cetveli 6 kere 6 36 ettiği halde çoğunluk gücüyle anayasaya ve iç düzüye direnerek 6 kere 6 35 arkadaşlar dediniz. Bugün 10 daha ekleyip 45 olduğunu kabul etmemizi bekliyorsunuz. İlk hesap yanlış. İlk yapılan iş anayasaya açıkça aykırı olduğu için devamı niteliğindeki bu işlemede karşı duruyoruz. Yaptığınız şu. Bu 2018 yılına kadar yani Adalet ve Kalkınma Partisi parlamentoda tek başına çoğunluğu kaybedene kadar bu parlamento kurulduğu günden 2018 yılına kadar nisaba hep meclis başkanları dahil edilmiş kendi partilerinin içinde. Parti üyelikleri sürüyor ve meclis başkanı kendi partisine düşen başkanlık divanındaki payı kullanıyor. Ama ne zaman çoğunluk gitmiş, o zaman çıkmışsınız ve meclis başkanı ayrı seçilsin, hesabı daha sonra paylaşalım. Yani meclis başkanının payını bütün partiler eşit olarak paylaşsın demişsiniz. Bunun yanlış olduğunu, yapılan bütün tartışmalar, iş düzük, iş düzüğün dipnotuna düşünen şerre kadar herkes biliyor. Buyurun tamamlayın. Herkes biliyor ama Adalet ve Kalkınma Partisi burada başkanlık divanında ne olur ne olmaz diye MHP'siz bir çoğunluk arayışında olduğu için hesabı bu şekilde yapıyor. Ben Sayın Meclis Başkanı'na sordum. Sayın Abdullah Güler'in varlığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 şapkası var. 23 Nisan'da kendiliğinden toplandığımızda elbette 1 Ekim'de meclisin açılış konuşması için geldiğinde elbette meclis başkanı ona eşlik edecek cumhurbaşkanı sıfatıyla. Peki salı günleri konuşmaya, polemik yapmaya ve siyasi rakipleri hakkında söz söylemeye geldiğinde ona eşlik etmeyecekseniz ya da bütün partilerin genel başkanlarına eşlik edecekseniz sizin yükünüzü hep beraber alalım dedik. Onu kabul etmeyip taraflı. Cezaevine gelmiş olsam da yok. Başkanım bir cümle. Buyurun 1 dakika verin. Bir dakikaya gerek yok. Son sözüm şu. Bir partili cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı görevleri için meclise geldiğinde değil. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak grup toplantısına, konuşmaya, siyaset yapmaya, polemik yapmaya geldiğinde de ona eşlik eden bir meclis başkanının nisaptaki yükünü paylaşalım, o tarafsızdır demeniz akla, vicdana, geleneğe,
geçmişteki uygulamalara uygun değildir. İlk düğmeyi yanlış iliklediniz. Meclis Başkanı'nın tarafsızlıkla ilgili taahhütlerini ilk günden sakatladınız. Kusur AK Parti'nin, ama sessizlik ve bunu kabullenmeyle Meclis Başkanı'nındır. O yanlışın devamı önce İyi Parti'yi mağdur etti. Şimdi Saadet Partisi'ni biz bu haksızlığa kabul demiyoruz, oy vermiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Özel. Birçok arkadaş cezaevinde görüşümüze geldi. Cezaevleri de memleketindir, memlekettendir, öyle diyelim. Bu ülkede başında, konuşmanın başında onu söyledim. Birleşime 5 dakika ara verin. Tam firesiz bitirecektik, olmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmiştir. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 13. birleşiminin 3. oturumunu açıyorum. 12 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. Komisyon yok, ertelenmiştir. 13 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. Komisyon yok, ertelenmiştir. Bundan sonra da komisyonun bulunmayacağı anlaşıldığından alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.